Evet, günaydın doktor da. Güzel gülme zamanı. Hoş bulduk. Güzel gülme. Gülme. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Bugün bir ayılamadık ama elimizden geldiğince dimdik ayakta duruyoruz seyircilerimizin karşısında. Efendim, İbrahim Onurlu, medikal estetik hekimi bize bugün güzel gülmenin sırlarını anlatacak. Güzel aslında gülmenin. Güzel yüzün. Evet. Evet, bugün bugün dolgularla ilgili konuşmayı düşünmüştük. Peki dolgu botoks demek mi bizim anladığımız dilde? Hayır, dolgu botoksan farklı bir şey. Tabii tamam. Halk arasında bu anlamda biraz çelişkili düşünceler de var. Botoks insanlar yaptırınca buram şişti, oram şişti falan gibi bir takım şeyler söylüyorlar ama o biraz daha aslında dolgu anlamına geliyor. Botoks daha çok bir toksin olarak kasların çalışmasını engelleyen bir ilaç. Zehir. Zehir. Evet, şimdi diyeceğim. Konserve zehir. Şurama geliyor yani. Botoks zehir, dolgu ne? Dolgu da şu anda bizim kullandığımız hyaluronik asit içeren yüzün veya vücudun herhangi bir yerinde kırışıklıkların oradaki bir takım deformasyonların bir takım işte operasyona bağlı oluşan çökmelerin doldurulması anlamına geliyor. Ya ben pardon, konuya girerken o kadar yanlış girdiğimi fark ediyorum evet, ki. Şu an, niye biliyor musun? Çünkü uyanamadık. O yüzden ben de araları doğru doldurmaya yok, çalışıyorum. Yok yok İbrahim'ciğim, çok özür diliyorum. Ben dolguyu hep yüzde zannediyorum. Olmaz. Yüzün dışında başka dolgu evet. Var. Aslında var. Mantıken tabii ki var da var. Ben niyeyse bak bir hekim olarak bile yokmuş gibi farz ettim. Evet. Bunu genel, biraz açabilir miyiz? Evet. Nerelere yapılıyor? Şimdi, bir de sağlık için de olabiliyor, sadece güzellik için değil. Tabii ki. Yüz dışında tabii genellikle yüz olarak kullanılıyor. Herkes öyle anlıyor, evet. Aynen. Öncelikle işte dudaklar. İşte emojik kemikleri. Zaten biz dolguyu ilk dudakla öğrendik. Evet. Kocaman dudaklı evet. Kadınlar dolaşmaya evet. Başladı orada. Ne oldu böyle diye şöyle bir şey oldular. Oy dolgu oldu. Hepsi konuşamadı uzun bir süre. Bu ne kadar yanlıştı benim evet. için aynen aslında. Aynen öyle. Yanlış bir tanışma oldu bence evet. Dolguyla. Tanışma pek doğru olmadı. Peki evet. Bir de şöyle de bir şey vardı. Bizim mesleğe ilk başladığımız yıllarda yarı kalıcı ve kalıcı dolgular vardı. Ve onlar silikon içeriyorlardı. Onlarla ilgili bir takım handikaplar oluştu. Sonradan oluşan bir takım komplikasyonlar oluştu ve kötü bir isim oluştu dolgularla evet. Alakalı. Tabii. Şimdi dolguda ne yapıyorsunuz tam olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dolguda yüz dışında işte meme, popoda kullanıyoruz. Özellikle bu çarpık bacaklarda, bacak iç kısımlarında kullanıyoruz. Geniş alanlarda da kullanılan bir takım dolgu malzemeleri var. Nedir maddesi? Bunların içerisinde hyaluronik asit var. Tamam. Hyaluronik asit dediğimiz bizim vücudumuzun tanıdığı, bildiği bütün organizmalarda aslında olan bir madde. Yani bu bir polisakarit. Aslında yüksek moleküllü, yüksek volümlü ve negatif yüklü bir polisakarit. Vücudumuzun bildiği, tanıdığı bir madde ve bu maddeye karşı vücudumuzun herhangi bir reaksiyon yaratma ihtimali yok. Ancak içerisinde hani başka bir takım etken maddeler varsa ona karşı bir reaksiyon gelişebilir. Onun dışında hyaluronik asit dolgularıyla asla bir şey karşımıza çıkmaz. Öyle bir ihtimal yok. Çünkü bu bizim gözümüzün içerisinde vitreous dediğimiz gözün %80'ini oluşturan madde hyaluronik asit. Eklemlerimizin içerisinde ciddi miktarda hyaluronik asit var. O zaman okuduğumuz yanlış uygulamalar aslında uzman doktorlar tarafından yapılmayan aynen, ve başka öyle. İçerik bazlı aynen. Dolgular değil mi? Ben kesinlikle. Böyle anlıyorum anlattığınızdan. Kesinlikle. Çünkü bu maddeler vücudumuz tarafından tanındığı için belli bir süre sonra emiliyor, absorbe ediliyor ve yok ediliyor. Yani 9 ila 12 ay gibi etki süresi devam eden. %100'ü de emiliyor mu bunun? %100 eminmiyor. Yani, %15 ila %20'si dokuda kalıyor değil mi? Kaldığı patolojik olarak da tespit edilmiş. Bu tabii, istenilen bir şey ama. Ama yani bu istediğimiz bir şey ama. Ha, istediğimiz tabii. Bir şey. Tabii keşke biz, %15 değil de %55 kalsa diye de söylüyoruz ha, yani. Evet. Dolgu yaptın %80'i gitti tabii tekrar inme oluyor tekrar ama %15'lik evet. Bir gene de değişim oluyor. Evet. Siz bir daha uyguluyorsunuz o zaman üstüne.
Tabii etki süresi 9 ila 12 ay olduğu için siz 1 yıl sonra tekrar geliyorsunuz. Aynı bölgede bir uygulama yapabiliyorsunuz. Tabii bunun yanında 2 ila 2,5 yıl kalıcılığı olan, 5 yıl kalıcılığı olan, 7-8 yıla kadar kalıcılığı olan gene hyaluronik asit içeren dolgular var aynı zamanda. Katkı madde. Onlar biraz daha üretim aşamasında yok. Yapılan... Ya ben de doktorsun lan, sözüne inanıyorum. Şunu yapma diyorum yayında. Ama ya. Şimdi katkılı deyince hani herkes katkıyı geliyor. Ben de gerçekten mi diyorum? O kadar yani bilir kişi ki çünkü benim. Niye yapıyorsun teşekkür bunu? Bak ama espri bak ne güzel uyandık. Bir an ayıldım. İbrahim Onurlu'nun şeyi geldi bize. Enerjisi geldi. Evet. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi tabii biz en çok yüzde kullanıyoruz tabii dolguları. Evet. Özellikle yüzü yukarı taşımak, biraz daha işte V bir yüz elde etmek. Yüze i̇şte şekil vermek. Jawline'ı, çene hattını düzeltmek. İşte nozolabiyelleri, işte marionetleri. Onlar nedir? Türkçelerini alabiliyorum. Burun kenarındaki tabii, çizgiler. Buraya nozolabiyel bölge diyoruz. Şu çizgiler. Buraya marionet diyoruz. Bu da dudak çizgileri. Jawline dediğimiz şu hat. Hani bulldoglarımız oluşuyor. Çene hattını düzeltmek için kullanıyoruz. Bulldog örneği vermeyeyim. Ben bayılırım o köpeğe ama o, insandaki örneği o. O kötü bir isim ama. Tabii onun yanında işte özellikle yüzü biraz daha yukarı toparlamak için temporal şakak bölge ve emajik kemikleri üzerine yapılan dolgular. Ben size büyük bir hile vereyim mi, oyuncu hilesi? Böyle şakak şakak diyoruz ya, kadınlar böyle izliyorlar, hazır söyleyeyim. Birçok oyuncu dizide de oynarken televizyon ekranında da bu şakak bölgesindeki ya da göz çevresindeki kırışıklıkları azalsın diye böyle at kuyruğu yapar saçını sımsıkı, çünkü topladığınız zaman saçtan çeker ya. Evet. Yapamazsa, saçı açık kalıyorsa da şu şakak bölgesinden saç alınır bir tutam. O böyle arkaya doğru küçük küçük kıvrılır, böyle kıvrıla kıvrıla arkadan saçın altından toplanır. Bağlanır. Tabii evet. Bağlanır. Aa. Şurası şöyle kalkar. Dolayısıyla hani buralar mesela bizde dizilerde 10 yıl önceyi çekeceğiz. Gençleştirecekler bizi. Hemen buralardan şakak yanındaki saçlar evet. Alınır, arkadan toplanır, üstüne saç bırakılır. O yüzden hani size tavsiye. Ceyda Hanım çok aslında güzel bir noktaya temas ediyor. Evet. Söyledi yani. Aynen. Çünkü bir insanın yaşını tahmin etmek istiyorsanız şakaklarına, evet. Boynuna ve el üzerine ellerine bakacağız. Bakmanız lazım. En çok yaş gösteren yerler vücudumuzda oralar. Evet. Hemen göster. Yani evet. Ben her ameliyata girerken 8 dakika fırçaladığım için ve bu işi de yaklaşık 25 yıldır yaptığım için benim ellerime bakmayın. 80 evet. Yaşında falan gösteriyordum. Ama önemli yok, gayet değil, iyi gözüküyor. Mi? Boyun, çok önemli. Yani şu gerdan bölgesi, tabii, tabii, eller aynen. Ve göz kenarları. Aynen öyle. Evet. Evet. O yüzden böyle de minik bir tüyo vermiş şey, olayım. Evet yani. Tabii şimdi hanımefendi date'e gidecek akşam. Date demeyelim. Evet. Ne diyelim? Buluşmaya gidecek. Özel bir geceye gidecek hemen. Evet. Erkeklere de buradan seslenelim. Aman ha bak buradan bağlantı görürseniz. Ama niye çok? Bence oradan bağlantı görürseniz o kadına hemen bağlanın, doğal demektir. Evet. Ben böyle düşünüyorum özellikle. Çok güzel. Değil mi? Gayet. Şimdi tabii bunun yanında son yıllarda bu şakak bölgesindeki dolgular, emmecikler daha önceden çok yapılırdı. Yapılırdı evet. 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 Ama son yıllarda biraz daha şakaklar ön planda. Burun konstrüksiyonlarını artık dolgularla yapıyoruz. Şakak dolgu deyince ben bir anda mesela burada bir bombe hayal ediyorum. Bombe olmuyor kesinlikle. Ha. Buradaki çökmeyi düzeltiyorsunuz sadece. Ha. Ve özellikle karşıdan bakışta. Ben şimdi çökme deyince evet. Bak hemen yaşanmayla birlikte burada çok ciddi bir volüm kaybı oluyor. Ve içe doğru bir inme oluyor. O biraz daha böyle yaşlı gösteriyor. Yüzü daha aşağı indiriyor. Peki medikal estetik uzmanı olarak sağlıksal bir durum söz konusu değilse, yani üst dudağı yoksa tabii ki ama ya da cildinde çok büyük bir sağlık problemi yoksa, dolgunun başlama yaşı gerçekten kaç olmalı? Bence dolguda yaş olayı çok yok. Şundan ötürü. Mesela 17 yaşında genç bir kız geliyor bize. Kaşlarının arasında öyle iki derin çizgisi var ki inanılmaz. Sürekli şöyle duran bir çatılı kaş. Çatılı ve arada da iki tane çok derin çizgi oluşmuş. Mesela 17-18 yaşında düşünün. Biz bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Öncelikle
bir botoks uygulaması yapıp o mesafeyi birazcık açtıktan sonra içeriği doldurduğumuz zaman tamamen düz bir bölge, glaveler bölge diyoruz buraya. Bir bölge elde edebiliyoruz. Aslında sözünüzü kestim, şu yüzden sordum. Yaş geçtikten sonra biraz böyle müdahaleler için geç oluyor. Çünkü bu çizgiler daha derinleşiyor. Öncesinde minik bir müdahale lazım denildiği için soruyorum. Kesinlikle öyle. Çünkü sonrasında bazen hastalarımız geliyor. Bakıyorsunuz içi bembeyaz kalmış, bronzlaşmış. Ben Bodrum'da yaşadığım için. Ha, öyle mi? Şimdi orada bembeyaz çizgiler bile tabii kalmışlar. Tabii çukur. Aynen. Çukur olduğu için. Tabii bronz kaldı. Bu kaz ayaklarının olduğu bölgeler düşünün. Ha. Bembeyaz, beyaz beyaz böyle ben kalıyorlar. Ben bir şey söyleyeceğim. İbrahim'cim senin özelinde aslında kanülle girip oralara dolguyu yapıyorsun. Neden kanülü tercih ediyorsun? Yani dışarıdan bir iğneyle veya lokal üstünden iğneyle yapmak daha uygun değil mi? Ben cerrah olarak soruyorum. Şimdi kanülle yapmamızın en çok bize getirdiği fayda şu, tabii ki hastamız için de aynı şey geçerli. Çok daha homojen, daha iyi yayabiliyorsunuz. Yani dolgularda bizim en çok korktuğumuz şey biyofilm dediğimiz nodül ya da granülom gibi yapıların oluşması. Böyle bu bölgelerde söz gelimi veya dudakta bir takım küçük topçukların oluşması. Ve sonra bunlara müdahale edemiyorsunuz. Kanülle böyle bir şey oluşmuyor. Çünkü çok homojen bir şekilde yayıyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi, çok avantajlı evet. Çok avantajlı. İkincisi subsizyon yapıyoruz aynı zamanda. Yani o yapışık olan dokuları kanülün ucu künt olduğu için oraları açıyoruz. Ve açarak dolguyu koyduğumuz vakit orada ütülemiş yarattığımız travma da bize sonrasında aktivite sonrası oluşan o hyaluronik asit kolajen sentezinin o bölgede yarattığı etkiyi de birlikte sağlamış oluyoruz. Ve bir diğer noktada tek bir yerden giriş yapılarak herhangi bir hematom oluşmasını, herhangi bir morluk oluşmasını engellemiş oluyoruz bu şekilde. İbrahim çok Onur'la. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. O zaman doyasıya gülümsemeye devam diyoruz. Ama gecikmeden de uzmanına, medikal estetik uzmanına başvurarak, hekimine başvurarak doğru müdahaleleri yaptırmanızı da tavsiye ediyoruz. Evet, o zaman günaydın doktor ekibi olarak biz devam edelim. Ben uyuyayım o zaman. Devam ediyoruz.